Son baskıdan mutlu geceler diliyoruz efendim. Kanal Fırat ve Kanal E televizyonları ortak canlı yayınıyla son baskı programıyla sizlerle birlikteyiz. Günü birlikte noktalayacağız, yeni güne birlikte başlayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerini gece 23'ten 1'e canlı yayınla ekranlarınıza getireceğiz. Sizler de Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere mesajlarınızı gönderebileceksiniz. Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı 0532 23 402 23 efendim. Haberlerimizle ilgili, programımızla ilgili, Elazığ'la ilgili mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gece 1'e kadar mesajlarınızı okumuş olacağız efendim. Dün de ifade etmiştik. Son baskı programını sevenler, bizleri sevenler için üzücü. Son baskı programımızı sevmeyen, bizleri sevmeyen azınlık da olsa bazı vatandaşlarımız için de sevindirici bir haberimiz var. Son baskıya Cuma günü sezon finali yapmış olacağız. Artık bugünü de sayarsak son 4 yayınımızda sizlerle birlikte olacağız. Biraz yaz sezonunda belki son baskı biraz ara vereceğiz ama yine buralarda olacağız. İnşallah Eylül ayında herhangi bir aksilik problem olmazsa, hayatın bize neler getireceğini bilemeyiz efendim. Herhangi bir aksilik problem olmazsa Eylül ayında sizlerle birlikte inşallah olmuş oluruz. Bu nedenden dolayıdır ki Cuma'ya kadar ne kadar çok sorunu dile getirirsek, ne kadar çok sorunun çözümüne vesile olabilirsek bizler için büyük bir mutluluk. O yüzden Cuma'ya kadar olan tüm yayınlarımızda mesajlarınıza, şikayetlerinize, sorunlarınıza daha fazla ağırlık vereceğiz. Yani her zaman mesajlarınızı okuyorduk ama bu defa elimizden geldiği kadarıyla daha fazla okumaya çalışacağız efendim. O yüzden ne kadar sorun, sıkıntı, talep, isteğiniz varsa mesaj olarak gönderin. En azından yayınımız sezon finaline girinceye kadar ne kadar çoğunu çözebilirsek o kadar bizler için de sevindirici bir durum olur. Sorunlar, sıkıntılar var mı? Var. Talepler var mı? Var. Onları birazdan aktarmaya çalışacağız efendim. Peki bu süreçte bize nasıl ulaşabileceksiniz? Ola ki bir haberiniz oldu vesaire, bize ulaşmanız gerekiyor. Televizyonumuzun telefon numarası 0424-238-8123. 0424-238-8123. WhatsApp iletişim hattımız zaten biliyorsunuz 0532-23-402-23. Ayrıca ben direkt size ulaşmak istiyorum. Sorunumu, sıkıntımı sizlere iletmek istiyorum diyorsanız da bana ulaşmak için sosyal medya hesaplarım şurada alt köşede yazıyor efendim. Sosyal medya hesaplarım üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca özellikle Instagram hesabımızı daha aktif kullanıyoruz. Instagram hesabım üzerinden bu yaz sezonu boyunca, yani son baskın olmadığı dönemlerde de sorunlarınızı, sıkıntılarınızı, taleplerinizi bizlere Instagram adresimiz şurada, Instagram hesabımız üzerinden bana iletebilirsiniz. Biliyorsunuz zaman zaman Instagram hesabı üzerinden çekilişler gerçekleştiriyoruz, canlı yayınlar yapıyoruz, soru cevaplandırmaları yapıyoruz. Bana soru sor diye uygulamalar var biliyorsunuz, onları gerçekleştiriyoruz. Yaz sezonunda da sanıyorum bol bol böyle vakit geçirmiş olacağız. Hep birlikte özellikle tüm Elazığlı hemşerilerimizi Instagram'a da bekliyoruz. Efendim birazdan önemli bir canlı yayın konumuz olacak. Kim olacak? Fırat Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Burcu Özcan bizlerle birlikte olacak. Niye olacak? İhracat rakamlarını konuşacağız. Dün ifade etmiştik, ekranlarınıza getirmiştik. Elazığ'ın ihracat rakamlarında ciddi bir düşüş görülüyor. Özellikle 2018 yılıyla karşılaştırıldığında, 2018 yılına göre Elazığ Türkiye'de en çok ihracatı yapan şehirler arasında 10 basamak birden geriledi efendim. Bir dönemler Doğu Anadolu bölgesine en çok ihracat yapan şehirken 2018-2019'lu yıllarda 2020'ye geldiğimizde durum değişti. İhracat rakamlarını konuşacağız. Burcu Özcan hocamıza soracağız. Niye böyle olduk? Koronanın etkisi var mı yok mu? Koronanın etkisi varsa diğer şeyler de koronadan etkilendi. Onlar niye aksine yükselişe geçti de biz düşüyoruz. 2019 yılında da düşüş yaşamışız. 2019'da korona yoktu. Ne oluyor Elazığ'ın ihracat oranlarına? Elazığ'da bir şeyler üretip yurt dışına ihraç edemiyor muyuz? Bunun alt nedenleri nelerdir? Hepsini soracağız efendim. Ama öncesinde günün gelişmelerine hızlıca bakalım. Polis ve jandarmanın ortak çalıştığı terör soruşturması kapsamında Sarıcağın Belde Belediyesi'nin HDP'li başkanı Bekir Polat ile sözde eş başkan Canan Tağtekin ile birlikte bir şüpheli daha gözaltına alındı. Sarıcağın beldesine jandarma ve polis ortak bir operasyon düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı birimler terör örgütü PKK-KCK ile ilgili çalışma yaptı. Güvenlik güçlerinin ortak yaptığı 8 aylık çalışmada Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcağbel'de belediyesinin HDP'li başkanı Bekir Polat ile sözde eş başkanı Canan Dağtekin ile birlikte bir kişi daha bölücü terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alındı. Sarıcağbel Belediyesi önünde jandarma ekipleri tedbir alırken terör ekipleri de hem şüphelilerin adreslerinde hem de belediyede arama yaptı. Aramada ele geçirilen çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Evet efendim, sizlerle birlikteyiz. Canlı yayınımızda az önce de ifade etmiş olduğumuz gibi konuğumuz var. Fırat Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Burcu Özcan hocamız bizlerle birlikte. Hocam hayırlı geceler diliyorum. Merhaba, iyi geceler Furkan Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Artık böyle iktisat denilince, ekonomi denilince, para denilince, yatırım denilince, piyasalar denilince aklımıza siz geliyorsunuz hocam. Bugün de bizlerle birlikte olduğunuzdan dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Hocam şimdi Türkiye İhracatçılar Meclisi Elazığ'ın Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Önce Mayıs'a başlayalım hocam. Ardından yılın ilk 5 ayına bakalım. Ardından çevre illere bakalım. Ardından Elazığ'ın Türkiye'deki sıralamasına bakalım. Hocam 2020 nereden çıktı? 2020 Mayıs ayı içerisinde Elazığ'da 8.293.000 dolarlık ihracat yapılmış. Geçen evet. yılın aynı ayında 26 milyon ihracat yapılırken 2018 yılının aynı ayında 23 milyon dolar ihracat yapılmış. Niye bu evet. kadar düşmüşüz Mayıs ayında? Yani bu gayet açık, işte pandemi, yaşadığımız bu pandemi süreci, koronavirüsün etkisi. En çok hissedilen sektörler işte dış ticaret, ulaşımı çok etkiledi. Tümüyle koronavirüsün etkisinden kaynaklanan sadece Elazığ'da da değil, hem iller genelinde, yani Türkiye çapında, hatta dünya çapında dış ticarette maalesef ki hem ihracat kaleminde hem ithalat kalemlerinde daralmalar söz konusu oldu. Yani bu olağan bir şey, beklenen bir şey. Bu sadece Elazığ'a has, Elazığ'a özgü bir durum değil. Bu yani koronavirüsün etkisi. Mesela Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de ihracatın geçen senenin Mayıs ayına göre, yani 2019 Mayıs ayına göre %40 düzeyinde gerilediğini görüyoruz. Ve bu yıl 9 milyar dolarlık bir Türkiye'nin ihracat hacmi var. Ama bu sadece nasıl ki Elazığ'a özgü bir durum değil, başka illere özgüyse ülkemize özgü de değil. İşte Avrupa Birliği ülkelerine, Amerika, dünyadaki ya küresel ticaret sekteye uğradı. Maalesef ki diğer yayınlarımızda da söylediğimiz gibi virüsün etkisi sadece sağlık sektöründe ya da ne bileyim işte sosyal yaşamı etkilemekte değil. Yani hem psikolojik, sosyolojik, ekonomik birçok boyutu olan bir şey yaşıyoruz, bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla rakamların böyle olması bence gayet normal, yani bir düşüş bekleniyor. Hocam Türkiye'de görülmeye başlandığı dönem Mart dönemi, biliyorsunuz. 11 Mart'tan itibaren ülkemizde görüldü. Dünyada belki biraz daha işte Ocak, Şubat aylarında görüldü. Nisan ayıyla kıyaslandıracak olursak, yani bir önceki ayla, Nisan ayında 13.852.000 dolar bir ihracat yapılmış. Yani 5 milyon dolarlık, ortalama olarak 5,5 milyon dolarlık gibi Nisan ayına göre de bir düşüş olmuş hocam. Evet. Yani pandeminin etkisi Mayıs ayında daha da şiddetli olarak hissedilmiş bizim ülkemiz, pardon ilimizde. Türkiye'ye baktığımız zaman Türkiye'de Nisan ayına göre, yani bir önceki aya göre ihracat kaleminde %10 düzeyinde bir toparlanma var. Mesela ben TİM'in, yani Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin şu iller bazında canlı yayından az önce şu bir gözden göz geçirdim, göz attım daha doğrusu iller bazında. Genellikle illerin ne bileyim bazılarında ya da çoğunda Nisan ayına göre Mayıs'ta toparlanma var. Ama toparlanmanın olmadığı iller de söz konusu. Mesela en yakın işte şeye baktık, Malatya'ya baktık. Ki Malatya büyük bir şehir ve ihracat potansiyeli açısından bizden çok çok ileride.
Malatya'ya baktığımız zaman onun da Nisan ayına göre Mayıs'ta ciddi bir ihracat düşüşü var. Diyarbakır'a bakıyoruz. Diyarbakır'da birazcık toparlanma var. Yani ben şöyle düşünüyorum. Evet, Türkiye genelinde Nisan ayına göre Mayıs ayında ihracat kaleminde az da olsa işte %10 düzeyinde bir toparlanma var. Fakat bizim ilimizde maalesef işte başka illerde de var bu böyle işte kiminde düşmüş, kiminde artmış pandeminin etkisi. Şeye bakmak gerekiyor ya, bence kümülatif olarak bakmak gerekiyor. Ya da bu yılın sonunda acaba ne olacak? Çünkü bu virüsün etkisi malum şeye bağlı. Yani virüsün sürecinin ya da o pandemi sürecinin seyrine bağlı. İşte bir dalga gelecek mi? Daha artacak mı? Yavaşlayacak mı? O nedenle biz bu koronavirüsün dış ticaret üzerindeki asıl etkisini hem dünya hem Türkiye hem de ilimiz açısından yıl sonunda göreceğiz. Yani kümülatif rakamlarda, 12 aylık toplam rakamlarda göreceğiz. Bu nedenle sadece böyle tek bir aya bakarak bizim vay Elazığ niçin böyle oldu işte diğer iller Nisan ayına göre birazcık toparlandı demek bana pek doğru gelmiyor. Evet, şimdi hocam bir de yılın ilk 5 ayını değerlendirelim isterseniz. 2018 yılının ilk 5 ayında Elazığ'ın ihracat rakamı 103 milyon dolarmış ve Türkiye'de en çok ihracat yapan 34. şehir evet. olmuşuz. 2019'da Elazığ'ın ihracat rakamı 106 milyon 999 bin dolara yükselmiş. 38. şehir olmuşuz. 2020 yılının ilk 5 ayında Elazığ'ın ihracat rakamı 60 milyon 550 bin dolara yükselmiş. 44. şehir olmuşuz. Yani evet, 2018'e yani göre 10 basamak birden gerilemişiz. Şimdi burada sadece hocam şunu öğrenmek istiyorum. Sadece koronavirüsüne bunu indirgememiz doğru mu? Yani bu açıkçası şöyle. Şimdi büyük çoğunluğunun virüsün etkisi var. Bunu inkar edemeyiz çünkü ulaşım sektörü sekteye uğradı. Yani sınırlar kapandı. İller arası hem Elazığ'ın hem iç ticareti yani ulusal ticaret hem de işte yurt dışı yani uluslararası ticareti sekteye uğradı diğer iller gibi. Çünkü niye? Koronavirüsten dolayı hem iller arası hem de ülkeler arasında ne oldu? Sınırlar kapatıldı. Biz ulaşım sektöründe yani bizdeki dış ticaretimizde ya da Elazığ'ın lokasyonu açısından Elazığ'ın etrafında bir deniz yok. Liman şehri değil. Bu nedenle ticaretini gerek ihracat gerek ithalat olsa hep karayoluyla sağlıyor. Şimdi karayoluyla nasıl sağlayacak? Sınırlar kapatıldı, kapılar kapatıldı değil mi? Evet. Dolayısıyla virüsün çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Hadi şimdi diyeceksiniz ki peki 34'ten 44'e gitti ilerledi. Diğer şehirler nasıl öne geldi? 10 tane il var diyorsunuz. Şimdi o illerin ihraç etmiş olduğu ürün grupları farklıdır. Elazığ'ın ihraç etmiş olduğu ürün grupları farklıdır. Yani mesela diyelim atıyorum uyduruyorum. Batı'da işte Muğla mesela Manisa küçük bir il ama nedir bir deniz kenarıdır atıyorum yani örnek veriyorum. Aydın. Tabii. Bu. Pandemi sürecinde ne yaptı işte diyelim karayoluyla ihracatını, ithalatını vesaire ticaretini gerçekleştiremedi. Alternatif ulaşım yolları aramış olabilir. Deniz yoluyla sağlamış olabilir. Anladınız mı? Ya da ne bileyim mesela onların ihraç etmiş olduğu işte sebze, meyve, gıda, hijyenik maddeler işte sabun, deterjan bunları ihracatçısı konumundaysa şayet pandemi sürecinde bunlara talep arttığı için ne oldu? Bu illerin ihracatı arttı. Ama biz Elazığ'ın ihracatına baktığımız zaman ağırlıklı olarak madencilik yani maden gruplarının, madencilik sektörünün ön planda olduğunu görüyoruz. Şimdi madencilik sektörüne baktığımız zaman bu pandemi sürecinde Fukan Bey %40 düzeyinde Türkiye çapında bir ihracatında gerileme var madenciliğin. Ve maden grupları işte bakır vesaire krom atıyorum neyse işte bunlar sanayide kullanılan yani çeşitli sanayide sanayi sektörü sanayinin çeşitli alanlarında madenler bir işi kullanılıyor değil mi? Bunlar işleniyor işte ham madde olarak kullanılıyor ve sanayide çok büyük bir kayba uğradı. Türkiye'nin en büyük ihracat payı sanayi ürünlerinde, yani Türkiye'nin ihracatında sanayi sektörü %70'lik bir ağırlığa sahip.
Pandemi sürecine baktığımız zaman Türkiye'nin bu sanayi sektöründeki ya da sanayi grubundaki ihracatı %40 düzeyinde düştü. Dolayısıyla yani firmalar, fabrikalar üretim yapamıyor. Üretim olmadığı için benim madenime talep yok. Ya da bu madeni işte çıkartacak, işleyecek değil mi? Üretim yapacak, üretime devam edecek işte fabrikalarda üretim bazen durduruldu değil mi? Karantina uygulandı, insanlar işte işten çıkarıldı, işe gidemez oldu. Bunların hepsi de ne yaptı? İlin o üretim kapasitesini, ihracat kapasitesini, ihracata yönelik sektörlerindeki üretim hacmini düşürdüğü için dolayısıyla ağırlıklı olarak madencilik sektörüne dayalı ihracat yapımızda büyük bir kayba uğradı. Yani burada özellikle hocam şeyde mermerde mesela maden dediniz ya mermerde de özellikle Çin'e biz ihraç ediyorduk Elazığ'dan Çin'e çok sayıda mermer ihracatımız oluyordu. Ne oldu? Virüsün baş ülkesi Çin'di. Yani nasıl o lojistik sektör bitti ya ulaşım sektörü yani kapandı. İller sınırlarını kapattılar birbirlerine. Yani dolayısıyla yani bu şartlar altında ne ihracat ne ithalat yani yapılabiliyor. Yapılamadı. Bu dediğim gibi işte Elazığ'ın hem ihracat kaleminin işte madencilik ağırlıklı olması, maden ürünleri yani maden gruplarına dayalı olması nedeniyle birazcık daha sekteye uğramış olabilir. Ama Malatya'ya bakıyorsunuz ben mesela baktım rakamlarına Nisan'a göre onun da Mayıs ayında ihracat kaleminde çok ciddi bir düşüş var. Yani bunu sadece böyle Elazığ'a spesifik şey adlan yapıştırmayalım yani. Bu genel bir durum. Yani pandemi ağırlıklı genel bir durum. Çünkü biz yıllık rakamı şu an bakmıyoruz. Aylık rakamlara baktığımız için biz bu aylık rakamlarda elbette ki pandemi sürecinin etkili olduğunu söylüyoruz. Yani %80 pandemi sürecinin bu rakamla ihracattaki düşük rakamlarda etkili olduğunu görüyoruz. Çünkü Mart, Nisan, Mayıs 3 ay yani bu 3 ayda niçin bu kadar şey oldu, düşüş oldu? Çünkü büyük bir virüsle karşılaştık. Evet. Bu. Yani Ocak, Şubat'ta virüs yoktu diyecektiniz Türkiye'de. Niye peki 5 ay, 5 hani toplam kümülatif 5 aylık bir ihracat rakamlarında diyoruz ya 34'ten 44'e düştü. İyi tamam da Elazığ'da ya da işte Türkiye'de Ocak, Şubat'ta görünmemiş olabilir ama ülkemizin ya da ilimizin ihracat yapmış olduğu diğer ithalat ve ihracat yani dış ticaret yaptığı diğer ülkelerde göründü. Çin'de göründü mesela en başta değil mi? Evet. Yani. Ama hocam şöyle mesela yıllık bazda bakacak olursak şimdi dedikleriniz kesinlikle doğru. Mesela şimdi Çin'de mermer gönderiyoruz Elazığ'dan Çin'e. Ama şimdi bu süreçte mümkün değil yani zaten ulaşımlar durdu vesaire. Ama şöyle genel olarak bakacak olursak mesela 2017 yılında Elazığ Türkiye'deki en çok ihracat yapan 28. şehirmiş. 2018'de 39'a gerilemişiz. 2019'da 42. şehir olmuşuz. Yani diğer yıllarda da hep böyle bir gerileme olmuş hocam. Bunu neye bağlayabiliriz? Bu şey söylemiş olduğunuz şeyler ilk 5 aylık değil değil mi? Yani yok yıllık. Yıllık hocam. Bu yılın da bir sonuna bir bakalım. Daha yıl bitmedi Furkan Bey. Belki birkaç basamak üste çıkacağız. Olamaz mı? Yo tabii hocam yani çok da mutlu oluruz yani. Yani yıl bitmedi. Bitmedi. Bence biraz şey bakalım yani toparlanmak gerekiyor. Bu yıl elbette ki bu yani Elazığ içinde, başka iller içinde, dünya içinde maalesef iyi bir yıl değil. Yani dediğimiz gibi Amerika'da, Avrupa bunlar küçülüyor, daralıyor. Küresel ekonomi daralıyor. Büyümeyi bırakın yani ya da işte durgunluk sürecini de bırakın küçülme söz konusu böyle bir ortamda işte dediğim gibi ilde yani zaten küçük maalesef yani biz de istiyoruz değil mi Elazığ'ımızın işte ihracatta atak yapmasını istiyoruz ihracat ürünlerini çeşitlendirmesini istiyoruz sadece işte madenciliğe ya da işte alabalık gibi su ürünlerine ya da işte orman ürünleri kağıt ürünleri bunlara dayalı değil de daha alternatif, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, katma değeri yüksek. Yani nasıl derler, yükte hafif, pahada ağır. Ben onu soracaktım şimdi hocam. Yani bizim her yıl bakacak olursak... Teknolojik ürünlerin dediğimiz gibi ihraç edilirse, yani bunların üretiminin ve ihracının yapılması ancak
ihracatı tetikleyecektir. Yani Elazığ'da hocam her yıl şey oluyor. Yani her yıl Elazığ'da ilk 3 sırada az önce de ifade ettiğiniz madencilik ürünleri, ardından mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, ardından da balıkçılık, su ürünleri. Alabalık, evet. Evet. Bunları evet. Nasıl çeşitlendirebiliriz hocam? Ya işte yani maalesef ki illerin şeyi, ticareti, bulunmuş oldukları coğrafya kaderdir deniliyor ya. Herhalde evet. Birazcık öyle yani. O kötü yani. Hani dağlarla kaplı işte karasal bir şeyde olması, bir denize ya da işte ne bileyim böyle bir limanla bağlantısı olmaması, bunlar elbette ki ticaret önündeki en büyük engeller. Sonra vermiş olduğu sürekli bir göç var, değil mi? Evet. Ha mesela yaşamış olduğumuz deprem de ticaret rakamlarını çok büyük etkilemiş olamaz mı sizce? Tabii. Şu an değil mi? Yani biz Elazığ virüs yaşadı ama Elazığ bundan önce bir de deprem yaşadı. Yani depremde baktığımız zaman insanlar yani evlerini, iş yerlerini kapattılar. Öyle değil mi? Evet. Bu da bizi etkiledi. Yani bu da bizim ekonomik hayatımızı, işte üretim şeyimizi, istihdam bu da etkiledi. Dolayısıyla bu sene maalesef ilk yarıda yaşanan bu deprem ve virüs Elazığ'ın ticareti üzerinde, ekonomik yapısı üzerinde çok ciddi problemlere yol açtı. Ne yapılması gerek? Ha bunlar şunu söylüyordum. Göç çok oldu. Yani depremden sonra özellikle çok fazla Elazığ'dan işte dışarıya evleri yıkıldığı için insanlar göç etmek istiyor. Ya da işte tayin yoluyla giden insanlar oldu. Ya işte bu beyin göçünün bir şekilde engellenmesi gerekiyor ki ve bu burada kalan kalifiye elemana, kalifiye insanlara istihdam olanağı sağlamak gerekiyor. Yani işsizlik çok yüksek ilimizde maalesef ki. Öyle olunca nitelikli eleman durmuyor. Belki burada dursa işte bir yazılım geliştirecek. İşte ne bileyim o teknolojik bir ürün geliştirecek. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla ihracatın çeşitlenebilmesi için Furkan Bey ilk başta kalifiye, nitelikli, vasıflı yani bu ihracatta çeşitlenmeyi yaratacak beyin gücüne ihtiyacımız var. Bu elemanlara yetiştirmemiz gerekiyor. Yani her şey yine eğitim. Maalesef öyle oluyor yani. Kesinlikle ürün öyle. Çeşitlendirmek istiyorsak, teknolojik ürün ihraç etmek istiyorsak ilk önce teknolojik ürünü üretebilecek insanı, insan gücünü yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de istihdam olanaklarını, imkan tanımamız gerekiyor. Şu işsizlik sorununu kırmamız gerekiyor. Yani Elazığ'dan işte batıya insan nitelikli eleman niye gitsin? Adam burada iş bulamadığı için çekip gidiyor. Kesinlikle bunun önüne, göçün önüne geçmek gerekiyor. Bunun için de işte ekonomik kalkınma diyoruz, teşvik diyoruz. Böyle diyoruz yıllardır. Hocam tabii bir de şimdi şeyi de sorayım. Maden sektörü bizim Elazığ'da en çok birinci olduğumuz sektör oluyor madencilik ürünleri. Ama toplumun bazı kesimleri şunu ifade ediyorlar. Evet Elazığ'da madenler var ama buralardaki fabrikalar madenleri Elazığ'da işlemiyorlar. Elazığ'da çıkartıyorlar, götürüyorlar. Başka şehirlerde işliyorlar. Başka şehirlerin ekonomileri canlanıyor. Çünkü burada yani işte maliyeti çok yüksek. Çok yüksek yani onu işlemesi işte diyelim bir ürün haline getirilmesi çok maliyetli. İleri teknoloji gerektiriyor. Bunun da maliyetini karşılayabilecek ya da bunu finanse edebilecek maalesef yani bizim çok büyük güçlü şirketlerimiz ve firmalarımız söz konusu değil. Yani biz nihayetinde küçük bir şehirde yaşıyoruz. Teşvik edilmeye ihtiyacımız var. Yani hem iş adamının teşvik edilmesi gerekiyor değil mi? Yani özel sektörün devletleriyle bir şekilde teşvik edilmesi gerekiyor. Finanse tamam yapıyor devlet yapıyor ama bu yeterli olmuyor. Çünkü niye? İşte o çıkarılan madenlerin işlenebilmesi için, işlenebilmesi dediğim gibi çok büyük maliyetlere ve yüksek ileri teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Bunu da karşılayamadığı için ne yapıyor işte gidiyor. Nasıl ki başka ülkeler mesela Amerika işte ya da gelişmiş ülkeler Çin'de emek gücü ucuz olduğu için ne yapıyor? Ürün üretiminin Çin'e kaydırıyor değil mi? Evet. Çin'e kaydırıyor. Orada
ucuz bir şekilde maliyeti düşürerek üretiyor. Bizde de bu şekilde oluyor. Bizde maliyet yüksek olunca ne yapıyoruz? Madeni başka bir yere, başka bir ile daha düşük maliyette üretebilen, işleyebilen yere göndermek zorunda kalıyoruz yani mecburen. Çünkü maliyet maalesef sorun. Sorun olarak görülüyor. Hocam tabii şimdi Elazığ'da son zamanlarda tekstil fabrikaları açılmaya başladı. Özellikle işte son açılacak Saka Tekstil alımlarını da yapmaya başladı. Saka Tekstil büyük bir entegre tesisi olarak kuruluyor ve yurt dışına hep ihracat yapacağını ifade ediyor. Bunun bize getirisi olur mu hocam ihracat rakamlarımızda tekstil sektörünün? Olmaz mı? Tekstil Türkiye'de giyim, konfeksiyon, tekstil önemli bir ihracat rakamı zaten tekstil. Ve eğer dediğiniz gibi ben şey bilmiyorum Sakay'ı, eğer bu yurt dışıyla bağlantılı bir şekilde ihracatını yapabilecekse, yani uluslararası bir ticaret yapabilecekse müthiş bir yatırım olur. Müthiş bir şekilde Elazığ'ın kalkınmasında bir şey ivme oluşturur, ivme verir yani hızlandırır. Umarım olur. Çünkü tekstil gerçekten Türkiye'nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmuş olduğu bir sektör. Hazır giyim, konfeksiyon. Ve çok istihdamın da bol olduğu bir sektör aslında hocam, öyle değil mi? Tabii İstihdam. Tabii, aynen dediğiniz gibi. Çünkü niye yani çok fazla böyle aman nitelikli elemana da ihtiyaç yok. Yani bir teknolojik bir ürün şey değil. Dolayısıyla istihdam olanakları da kolay, personel bulumu da kolay. Dolayısıyla eğer hayata geçirilirse faydalı olur, çok faydalı olur. Hem il için hem Türkiye'nin tekstil ihracatına katkıda bulunur. Umarım yolları açık olur. İnşallah. Hocam Fırat Üniversitesi'nden yetişen öğrenciler, yani az önce dediniz ya beyin göçü oluyor, bizim bunları tutmamız lazım Elazığ'da. Fırat Üniversitesi'nde yetişen, çünkü üniversitemiz bizim için çok önemli ve üniversitemizin işte ayrı bir şehir adeta, yani 40 bin nüfusa sahip bir kurum. Üniversitemizdeki öğrencilerimizden yeterince faydalanabiliyor muyuz hocam? Ya da öğrenciler mezun olduktan sonra işte böyle dış ticarete yönelik bir şeyler yapabiliyorlar mı? Ya dış ticarete yönelik bir şey şimdi nasıl yapsın? Bir defa kendi yapabilmesi için büyük bir sermayeye ihtiyaç duyuyor. İşte yazılım üretimi yani, mesela. Ha, onu mühendislik grubu için söylüyorsunuzdur. Ben bir sosyal bilimciyim ama mühendislik yani mühendislik şimdi üniversite gerçekten ilin en ciddi kurumu. Böyle. Ve mühendislik fakültesi de Türkiye'de çok ciddi sıralamalarda, işte 5. 6. sıralarda yer aldığını görüyoruz. Şeyde de çok iyi böyle ne diyeyim teknolojik şeyler üretiyorlar aslında, yazılım geliştiriyorlar. Ne diyeyim işte bir ara yapay bir balık geliştirdiler ya da işte robotik kol geliştiriyorlar. Çeşitli TÜBİTAK projeleri söz konusu. Bunlar var. Yani mühendislik fakültesi evet nitelikli kaliteli eleman yetiştiriyor Furkan Bey ama ilde bu elemanın çalışabileceği, istihdam edilebileceği mekan yok, yer yok. Evet. Sorun o. Yani maalesef. Yazılım şirketi yok. Anladınız mı? Bir teknolojik şirket yok. Öyle olunca ne yapsın çocuk, ne kadar kalifiye olursa olsun burada kalamıyor. Batıya gidiyor. Hatta İstanbul, Ankara'da yetmiyor. Ne yapıyor? Kafası çalışıyorsa yurt dışına gidiyor. Doktora yapıyor, işte yüksek lisans yapıyor. Böyle giden çok var öğrenciler. Mesela bizim yazılım mühendisliğimizin 2+2 programı var. İşte 2 sene burada, 2 sene Amerika'da eğitim görüyorlar. Ben o çocukların bir kısmıyla tanıştım. Amerika'ya bir süre gitmiştim. Hiçbiri geri dönmedi Furkan Bey. Ne güzel. Hepsi oradalar. Ya hepsi bir şekilde bir yerlerden sıfırdan başladılar. Gerçekten öyle. Ama bu üzücü bir durum bizim için. Yani keşke evet ben de şimdi onu söyleyecektim. Keşke bu çocuklara olanak sağlasak, kapılar açsak değil mi? Yani yapabilsek bunu. Evet gerçekten elimizdeki kaynaklar bu. Bir şey diyemiyorum. Yani evet biz böyle gelişmiş, çok yüksek bir geliri olan bir ülke değiliz. O yüzden elimizdeki imkanlar dahilinde hem devlet de işte hem özel sektördeki işte iş adamları da yapıyor elinden geleni. Ama işte gelişmekte olan bir ülkeyiz. Dünya devleriyle işte bir Japonya'yla ne bileyim işte bir Amerika'yla bir Çin'le bunlar teknolojik yatırımlar üzerine kurulu ülkeler. Yani teknolojiyi ihraç ederek gelişen ülkeler. Bunlarla yarışabilmek bizim için çok zor ama imkansız değil bence. İşte ilk önce yavaş da olsa o elemanları kaçırmamak için
onlara biraz böyle daha fazla istihdam alanları yaratmamız gerekiyor. Gerçi TÜBİTAK bu konuda bayağı bir etkili. Yani TÜBİTAK mesela işte Ar-Ge'ye çok büyük yatırımlar yapıyor. Gerek akademik personelin, gerek işte girişimcilerin, işte firma sahiplerinin, ne bileyim kalkınma ajansları destekliyor. İşte TÜBİTAK bizlere çok büyük destekler veriyor. Yani üretin, yapın diyor. Bunları takip etmek gerekiyor. Ne bileyim artık bilim çağındayız. Artık teknoloji çağındayız. Yani eskiden bir şeylere ulaşmak, bir yayına ulaşmak ya da ne bileyim bir kütüphaneye gitmek gerekiyordu. Şimdi bilgisayarda tek bir tuşla dünyanın bir ucundaki kütüphanede, dünyanın bir ucunda yayınlanan makaleye erişebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla teknolojiyi çok iyi kullanmak gerekiyor ve kesinlikle bence işte teknolojik ürünler. Ne bileyim işte Amerika'da, Kaliforniya'da Silikon Vadisi'ni görüyoruz değil mi? Adamlar orada işte Google, ne bileyim işte... Facebook, böyle bir sosyal ağlar falan şey yapıyorlar. Değil mi? Oyunlar ya da üretiyorlar. Evet. Bunlar ne? Yükleri çok hafif ama pahaları çok ağır. Adam yazılım üretiyor, bunu dünyaya pazarlıyor ve buradan çok büyük bir gelir elde ediyor. Bunu yapabilmek çok önemli. Yani bir Silikon Vadisi neden olmasın Türkiye'de? Eğer öyle bir şey, bir ara öyle bir proje vardı İstanbul'da. Ne oldu tam takip edemedim ama mesela öyle bir yer olsa değil mi? O yurt dışındaki insanlar, yurt dışındaki o gençlerimiz buraya dönse. Çünkü inanın Sultan Bey, Amerika'yı ayakta tutan, Amerika'yı yapan Amerika'nın yerlileri değil. Dışarıdan aldığı beyin göçü, işte Hindistan'dan, Türkiye'den ya da ne bileyim böyle hani az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerden nitelikli kalifiye elemanı o beyni alıyor, kullanıyor. İşte örneğin yani mesela hocam geçtiğimiz gün şey oldu, takip edebildiniz mi bilmiyorum ama geçtiğimiz günlerde mesela Türk yazılımcılar tarafından yapılan Peak Games diye bir oyun uygulaması vardı. Amerika evet, bunu Zynga uygulaması bunu 1.8 milyar dolara satın evet. aldı yani Türkiye'den evet, aldı. Evet yani biz aslında gerçekten. Matematik zekası olarak Türkler, mesela Hindistanlılar, bunlar Amerikalılardan çok 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 iyi. Ya bir süre orada bulundum, bir gözlemledim yani. Ya öyle Amerika'da şey diyorlar işte %2 ya da 3'ü böyle çok zeki bir ekip var. Ama Amerika'yı gerçekten ayakta tutan, dışarıdan almış olduğu, gelişmekte olan ya da gelişmemiş ülkelerden aldığı nitelikli kalifiye eleman. Biz niye kaçıralım ki bu elemanlarımızı? Biz de yani bir şekilde bunlara İyi olanaklar sağlasak, gitmeseler, bizim ülkemiz de onlarla yarışabilse. Bunu arzu ediyoruz. Umarım gerçekleşir. Kesinlikle öyle hocam, umarım. Hocam, Evet. Tabii şimdi sizi yakalamışken biraz da bir 2-3 dakikada piyasaları soralım. Piyasalardaki durum nedir? Ne görüyorsunuz? Bir öngörünüz var mı gelecek süreçle ilgili? Valla piyasalarda şu an seyir. Geçen hafta biz ne zaman konuştuk sizinle? Hemen hemen aynı gibi. Değişen bir şey yok. İkinci bir şey gelmezse, ikinci bir dalga gelmezse sorun yok. Yani işte dolar, euro, işte altın bir ara bir gram 380'lere falan çıkmıştı. Borsa, hisse senedi piyasası canlı dediğimiz gibi. Ulusal yatırımcı küçük kağıtlara, sığ piyasa böyle oralara çok fazla yatırıyor. Arazi, konut, araç, ikinci el araç özellikle bunların tam alınacağı zamanlar. Bunlar alınabilir. İşte ne diyeyim? Böyle. Peki. Hocam son olarak ekleyeceğiniz var mı bir şeyler? Çok teşekkür ediyorum Furkan Bey. İyi yayınlar dilerim. Konuk ettiğiniz için, söz hakkı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Kırmadınız, katıldınız. Çok ne teşekkür demek? Ederiz. Sağ olun, ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun hocam. Evet efendim, canlı yayın konumuz Fırat Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Profesör Doktor Burcu Özcan hocamız bizlerle birlikteydi. Hocamız sağ olsun ihracat rakamlarını değerlendirdi. Niye değerlendirdi efendim? Çünkü Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıklamış olduğu Mayıs ayı ihracat rakamlarına göre Elazığ 2018 yılındaki oranlarla kıyaslandırıldığı zaman 10 basamak birden geriledi. Hocamıza sorduk nedir bu gerileme diye. Hocamız da işte
malum koronavirüs dedi, işte yurt dışına zaten ulaşım durmuştu. Bunun etkilerini görüyoruz dedi. Değerlendirmelerde bulundu. Çok teşekkür ediyoruz Burcu hocamıza. Piyasalara da sormadan edemedik. Çok bir değişikliğin olmadığını ifade etti. Çok teşekkür ederiz Burcu hocamız. Özellikle son dönemde ekonomik durumla ilgili canlı yayınımıza katılarak bizlere destek sağlıyor kendilerine. Teşekkür ederiz. Fırat Üniversitesi'nin hocalarımızdan, Fırat Üniversitesi'ndeki hocalarımızın tamamından faydalanmak istiyoruz ama işte bazı hocalarımız çekiniyor, bazı hocalarımız işte ağzımdan bir şeye kaçar, korkuyor. Bazı hocalarımız işte hiç tanımıyoruz bile, çok gizliler onlar. Ama işte böyle Burcu hocamız gibi çok değerli hocalarımız hem Elazığ'a destek sağlamaya çalışıyorlar, hem yayınlarımıza destek sağlıyorlar. Sağ olsun Burcu hocaya bir kez daha teşekkür ederiz diyelim. Efendim mesajlarımızla devam ediyoruz. Hatırlatalım. Sezon finaline gideceğiz. Cuma günü, o yüzden Cuma'ya kadar ne kadar çok sorunu çözebilirsek çok mutlu olacağız. Ne kadar çok sorunu dile getirebilirsek çok mutlu olacağız. O yüzden Cuma'ya kadar yayınlarımızı daha çok mesajlarınız üzerinden götürmüş olacağız efendim. Elazığ Doğukent'te oturuyorum. Saat 11, evde su yok. 185 numarasını arıyorum. Meşgul. Belediyemiz maşallah çok iyi çalışıyor. Anlaşılan bugün de sular yok, yani onu görüyorum. İnşallah Cuma'ya kadar şu su problemini Elazığ Belediye'miz çözer de en azından rahat bir nefes alırız efendim hep birlikte. Ama benim içimden bir his var. Cuma'ya kadar bu sorunun çözüleceğini hissediyorum. İnşallah Cuma'ya kadar çözülür efendim. Müjdeli haberi verir, öyle sezon finaline gideriz. Furkan Bey, iyi akşamlar. Lütfen bu kira paralarını da dile getirirseniz. Bu hafta da yatmadı. Efendim sanıyorum bu kira paraları Temmuz ayında yatacak. İzleyicimizin bahsettiği kira paraları depremzedeler için ayrılan kira paraları Temmuz ayında sanıyorum yatmaya başlayacak. Zaten bu ayda da bir şey kalmadı. 23'ündeyiz bugün. İşte hafta sonu vesaire girecek derken herhalde Temmuz'a kalır. Umut ediyorum en kısa süre içerisinde gerçekten yatar. Çünkü vatandaşlar paralarının bir kısmını aldı, bir kısmı içeride halen alamadı. Muhatap bulamıyor. Bazı yetkililer diyor ki 3-5 kişi kaldı. Bazı yetkililer diyor ki hiç yarısına veremedik diyor. Bazı yetkililer diyor ki depremzedelerin tümünün paralarının yarısı verilmedi diyor. Herkes bir şey söylüyor ama sonuç itibariyle paraların yatmadığını görüyoruz ve kamuoyu da biliyor. İnşallah en kısa süre içerisinde yatar. Abdullah Paşa Mahallesi'nde iş yerleri yıkılan 168 esnafın akıbetini bilmiyorlar ve bu konuda ilk mesaj 27 Nisan'da yazıldı. Ve bugün 23 Haziran'da yeniden yazıyorum. İyi tatiller diliyorum. Eylül'de yeni sezonda ilk programınızda da Furkan Bey ilk sorum olacak. İş yerleri nerede, ne zaman yapılacak? Konu hakkında kimseden bilgi alamıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum demiş izleyicimiz. Bizi sıklıkla takip eden bir izleyicimiz olarak görüyorum ben. Mesajından onu anlıyorum. Aynı mesajı 27'sinde de atmıştım. Bir gelişme olmadı. Şu an 23'ünde atıyorum. Bir gelişme olmadı. Yeni sezonda ilk programda da atacağım. Mutlaka bir gelişme olmamıştır diyor izleyicimiz. Abdullah Paşa'daki esnaflar ne olacak? Bunu soruyorlar. Yani ben bunu geçen gün kime sordum? Sanıyorum milletvekili Metin Bulut'a sormuştum. Haklarını koruyacağız, orada bir çarşı oluşturacağız demişti ama tabii sanıyorum oradaki esnaflarımız da yetkili birinden net bir açıklama bekliyor. Elazığ üretmiyorsa bunun sorumlusu mevcut siyasi vekillerdir. Lakap olmaz efendim. Kimseye lakapla hitap etmeyelim. Böyle ismini değiştirerek. Yani bir isim verseydiniz okurduk ama bu lakap hoş olmaz okumamız. İzleyicimiz aktarmış olalım. İyi akşamlar Furkan Bey. Neden tüm şehirlerde maske takmayanlara ceza kesiliyor? Elazığ'da 10 kişiden 7'si maskesiz. Ayrıca polis yanından geçiyor, ceza falan yok. Caydırıcı ceza olmayınca da kimse takmıyor maske demiş izleyicimiz. Evet, doğru söylüyor. Öyle çok ciddi bir anlamda maske yüzünden ceza kesildi mi Elazığ'da? Kesilmedi. Maske takmayan var mı? Var. Niye kesilmiyor o zaman ceza? Ceza kesilince de Elazığ'da şu olacak, ya zaten depremden etkilendik, koronadan etkilendik, ekonomik durumumuz iyi değil, niye ceza kesiyorsunuz diyecek vatandaşlarımız ama işte bir kural varsa bu kurala hepimizin, herkesin sağlığı için uymamız gerekiyor. Furkan Bey, iyi geceler.
Elazığ'da ekonominin kötü gitmesinin en büyük nedenlerinden biri memleketteki garabet ekonomisidir. Bu millet ne zaman ki Elazığ'ı kötülemeyi bırakırsa işte o zaman bu memleket çok daha iyi yerlere gelecektir. Ekonomi sadece Elazığ'da mı kötü? Bırakın Elazığ, tüm Türkiye ve hatta tüm dünyada böyle. Abdullah Yücel göndermiş. Merhaba, hayırlı akşamlar Furkan Bey. Mustafa Paşa Köprülü Kavşak etrafındaki binalar yıkıldı ama hala bir gelişme yok. İhalesi dahi yapılmadı. Yetkililer bilgi vermiyor. Onlar da haberdar olmadıklarını söylüyor. Bakan Bey gelip geziyor, konuşuyor, gidiyor, yapacağız, edecek diyorlar. Ortada bir şey yok. Mağduriyetler had safhada, şaşırdık kaldık demiş izleyicimiz. Evimiz orta hasarlı, kentsel dönüşüm verildi ama asgari ücretlinin yarasına merhem ne olacak demiş izleyicimiz. Şimdi bu arada bu ağır hasarlılarla ilgili bir durum söz konusu. Ağır hasarlılarla ilgili bir durum söz konusu. Bunu ben dün açıkçası yeni öğrendim. Dün öğrendim aslında. Instagram hesabımdan da paylaştım. Duyan duymayan birbirine haber versin diye. Ağır hasarlı binaların kentsel dönüşüm olayıyla ve şu ana kadar yıkılan binalarla ilgili gerçekten biraz mağduriyetin oluşabileceği bir durum. Belki de bana göre yanlış bir karar. Tabii takdir kamuoyunun olacaktır. Bu kararı da ikinci bölümde söyleyelim. Yani bu özellikle ağır hasarlı evlerde olan vatandaşlarımız varsa ikinci bölümü saat tam 12'yi kaçırmasınlar. Orada bu ağır hasarlarla ilgili bir değinmiş olacağız efendim. İyi yayınlar diliyorum. Evim orta hasarlı, evi krediyle almıştım. Şimdi sayın vekilimiz kentsel dönüşüm için kredi desteği verileceğini söyledi. Evime ağır hasar verilmediği için DASK'tan da para alamıyorum. Şimdi bir ev için 2 kredimi ödeyeceğim. Mağduriyetten başka ne kazanım var burada? Evet, evini kredilerle alanlar doğru. Bu tür sorunlarla karşılaşıyorlar. Ama evinizin orta hasarlı olması demek DASK'ın size para vermeyeceği anlamına gelmiyor. DASK az hasarlara da para veriyor. Evinizin hasar durumuna göre DASK'tan para alıyorsunuz. DASK konusunu bir türlü şu şehirde tam anlamıyla anlatamadık. Ona üzülüyorum en çok. Eğer sizin evinizde bir hasar varsa, evinizde atıyorum şurayı düz duvar düşünün. Şurada bir açıklık var ya, şu açıklıktan daha küçük bir açıklık. Yani tırnak ucu kadar bile bir açıklık olsa DASK'ın oraya para vermesi gerekiyor. Ne parası verecek? Boya badana parası verecek. Çünkü eğer böyle bir yarıklık varsa, tamam büyük bir hani çatlak söz konusu değil ama boya düştü diyelim. Boya düştü. İşte alçı düştü depremden dolayı. DASK para vermek zorunda. DASK'la ilgili ayrıntılı bir yayın yapmıştık biz. Mağduriyetin en iyi şekilde anlatabilmek için. Mağduriyetini direkt yetkili ağızlara ifade etmiştik canlı yayınımızda. Lütfen DASK sorunu yaşayanlar o canlı yayınımızı izlesinler. Hangi tarihte yapmıştık efendim? Nasıl ulaşacaksınız DASK yayınımıza? Kanal Fırat'ın YouTube hesabına gireceksiniz. Girmişken Kanal Fırat'ın YouTube hesabını beğeneceksiniz efendim. Yani boşta geçmeyin. Takipte edin YouTube hesabını. Orada programlar var. Programlar arasında son baskının 17 Mayıs. Yanlış söylememek için tekrar kontrol ediyorum. Evet, 17 Mayıs 2020 tarihli son baskı programını buluyorsunuz. DASK'la ilgili geniş bir yayın yaptık orada. DASK mağdurları o programı lütfen izlesinler. En azından dertlerine derman olabilirler. Kimlere ulaşabileceklerini, kimlere mail atabileceklerini. Mail adresleri verdik, telefon numaraları verdik. İşte ilgililer bağlandı canlı yayınımıza. 17 Mayıs DASK programı. Yani DASK'la ilgili sorunu olanlar Kanal Fırat'ın YouTube hesabı. 17 Mayıs 2020 son baskı programı efendim. Bak, izleyicimiz diyor ki DASK orta hasarlı bina ama 874 lira verdi. Çerez parası mı veriyor? Yani bu 874 lira hiç orta hasarlı binaya verilir mi? Hukuki hakkınız var efendim. Milletvekili Zülfü Demirbağ DASK'la ilgili sorunu olanların mutlaka mahkemeye de başvurması gerektiğini de ifade etmişti. Hakkınızı alın. Siz oraya para veriyorsanız yani DASK'a adam da eğer sen zor durumdaysan evin hasar görmüşse sana
o parayı seve seve verecek efendim. Yani bunun başka bir yolu yok. Efendim şimdi dilerseniz çok mesajımız var. Hepsini okuyacağız. Kısa bir reklam arası verelim. Reklamların ardından yeni güne mesajlarla devam edelim. Son baskıdan tekrar mutlu geceler diliyoruz efendim. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne de birlikte başlıyoruz. Günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki gelen mesajlarınızı da okuyacağız efendim. Son baskıya cuma günü sezon finali veriyoruz. Artık son sayılı yayınlarımız. O yüzden cumaya kadar mesajlarınızı ağırlık vereceğiz ki en azından cuma gününe kadar ne kadar çok sorunu dile getirirsek, ne kadar çok sorunun çözümüne vesile olabilirsek o derecede mutlu oluruz efendim. O yüzden ne kadar sorununuz, sıkıntınız, probleminiz varsa Kanal Fırat WhatsApp iletişim hattı üzerinden bizlere iletebilirsiniz. Yardımcı olabileceğimiz, çözebileceğimiz bildiğimiz bir konuysa zaten direkt cevap veriyoruz. Bilmediğimiz bir konuysa, bizim yapabileceğimiz bir şey yoksa zaten ilgili tüm kurumların çeşitli personelleri programlarımızı takip ediyorlar, not alıyorlar. Çözebiliyorlar, çözüyorlar, çözemiyorlar. Onların çözemeyeceği bir konu. Ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Cuma gününe kadar da yapmaya çalışacağız. Efendim Elazığ Belediyesi Ulukent Mahallesi'nde kanal yanı çevre düzenlemesi ve park yapım projelerine başladı. Mayıs 2020'de ihalesi gerçekleştirilen ve Haziran 2020'de yer teslimi yapılan Ulukent Mahallesi kanal yanı çevre düzenlemesi ve park yapımı projesi hayata geçiyor. Proje kapsamında kazı, dolgu ve kanal kenarı perde duvar çalışmalarına başlandı. Toplam 37 bin metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek park alanında 27 bin metrekare yeşil alan, 248 metrekare çocuk oyun alanları, 84 metrekare fitness alanları, 1760 metrekare bisiklet yolu, 2768 metrekare gezinti yolu yer alacak. Piknik masaları ve barbekülerle donatılacak park alanı 2020 yılı içerisinde hizmete sunulacak. Proje kapsamında ayrıca kanalda ıslah çalışması gerçekleştirilerek kanal 1800 metre uzunluğunda duvar ve panel çit ile sağlı sollu çevrelenecek. Şehrin doğu kesimine prestijli bir yaşam alanı kazandıracak projenin tamamlanmasıyla vatandaşlar aileleriyle birlikte rahat, huzurlu, keyifli ve güvenli vakit geçirebilecekleri bir dinlenme alanına kavuşacak. Efendim Elazığ'da depremde hasar alan yapılarla ilgili hak sahipliği başvuru süreci 17 noktada devam ediyor. 13 Ağustos'ta sona erecek başvurularda da yoğunluk sürüyor efendim. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında hasar tespit sürecinin tamamlanmasıyla birlikte hak sahipliği süreci başlatıldı. Hasar tespit raporlarında konut, iş yeri ve köylerde de ahırlarının hasar durumları, yıkık, ağır ve orta hasarlı olan depremzedeler için başvurular 15 Haziran tarihinden bugüne kadar yoğun bir şekilde devam ediyor. 13 Ağustos tarihinde sona erecek olan başvurular, kentte belirlenen okullar, geçici barınma merkezleri ile eski devlet hastanesinden oluşan 14 nokta ile Sivrice, Maden ve Baskir ilçeleri hükümet konaklarında oluşturulan toplam 17 müracaat ofisinde yapılıyor. Ya, iyi de inşallah bundan sonra da yani başlangıçta deprem bayağı yarım. Devletimiz şey oldu da yardımcı oldu. İnşallah bundan sonra doğru. Yalnız bu işte beton mu, çelik mi o kesin belli değil. Bir de fiyat konusunda biraz endişelik. Yani ne kadar olacak boşlanmada önce öğrensek de iyi olur yani. Burada Elazığ için özellikle bir bu deprem sorunu çıktı. Allah başka bir felaket vermesin. Bir de bu şey çıktı, hastalık. Yani ne yap, milletin ne yapacağını Allah yardımcısı olsun. Buna başka felaket daha göstermesin Allah. Allah yardımcımız olsun. Hakkımıza hayırlısın. Allah devletimize zarar vermesin. Amin. Her işi için teşekkür ederim. Her yetkililer ilgileniyor bütün şeylerle. Koronavirüs salgını sürecinin devam etmesi nedeniyle yoğunluk oluşmaması için başvurular TC kimlik numaralarının sor rakamlarına göre alınıyor. Köydeki evimizin hak sahipliği için buradayız ama süreç çok geçiyor da bakalım ne olacak. Hak sahipliği belgesi için başvuru için geldik. Bekçi arkadaşlarından da sıra aldık. İşte bekliyoruz. Ne söyleyeyim ha? Şimdi durum ortada. Yani bekliyoruz tabii. Tabii buradakilerin işleri de çok zor. Yoğunlar. Fakat buraya bir daha bir rahatlama getirebilirlerdi. Yani burada personel artırarak bu yoğunluğu
seviyesini düşürebilirlerdi. Yani şimdi burada uzaktan gelenler var. Bu varisli olan olaylarda daha fevkalade durumlar oluyor. Şimdi dışarıdan geliyor, uzak yoldan gelen var, yaşlı var. Mesela 5 kişi gelmişiz, yaşlı annemiz var. Şimdi 86 yaşında insan. Burada ne kadar bu tahammül gösterebilir? Kaldı ki afet müdürü çıkıyor diyor ki efendim işte bütün işler hep normal seyrinde devam ediyor gibi bir görüntü veriyorlar ama bu ortada durumlar ortada. Geçtiğimiz hafta Elazığ'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, evleri orta hasarlı olan vatandaşların konutlarını kentsel dönüşüme dahil edebileceklerini söylemişti. Orta hasarlı binalarla ilgili vatandaşlarımızdan talepler vardı. Bunu da bugünkü toplantımızda istişare ettik. Orta hasarlı binalarla alakalı 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kapsamında vatandaşlarımızdan talep gelmesi halinde belediyemizle birlikte yasa kapsamını alacağız ve vatandaşlarımız bu binaların yapımı noktasında vergi, resim, harç gibi bedelleri yatırmayacaklar. Yine imar planı noktasında, kira yardımı noktasında da bakanlığımız, belediyemizle birlikte bu süreci yürütüyor olacak. Hak sahipliği için başvuru yapmaya gelen vatandaşlar alınan kararın kendilerini mutlu ettiğini söylediler. Efendim artık kentsel dönüşme orta hasarlı binalarda dahil edebilecek. Evet, duyduk. Peki neler söyleyeceksiniz bu kararla ilgili? Sevindik. Sevindiniz. Evet, sevindik. Bu karar hakkında şimdi benim başka bir evim daha var. Şimdi benim mirasçıyım. Ayrıca benim bir evim daha var. Şu anda iki sonuç çıkmış. Onun için bekliyorum. Orta hasarlılar da ağır hasara çevrilmesi çok iyi oldu. Vatandaş sadece efendim kentsel dönüşüme girebilecek. Kentsel dönüşüm de çok iyi oldu. İşte 5 katlıya işte biraz yükseltirlerse, 5 katı 7 kata 8 kata çıkartırlarsa vatandaşın ödeme gücü biraz daha azalır diye düşünüyorum. Orta hasarlı ne yapsın yani şimdi veyahut da yani evin hasarlı veya hasarsız oluşu önemli. Ortası azı olmamalı. Böyle bir şey olur mu? Zaten durmadan fevkalade bir durum sallanıyoruz. Her sallandıkça da bu binalar yorgunluk yaşıyor. Yani daha çok yıpranıyor. O açıdan bence böyle hasarlı hasarsız olmalı. Yani ikisinin arası bir şey olmaz. Orta hasarlı, hafif hasarlı olmaz. Olmamalı yani. Milletvekillerimiz ve sorumlu şeylerimiz gerekeni yaptılar. Kendileri belirli bir kendi yerinde yapacaklar. Belirli bir para, arada 120 milyar para mı veriyorlar? Çok güzel bir şey oldu. Büyük bir riskin altından kalktı arkadaşlar. Evet, şimdi başvurular devam ediyor efendim hak sahipliği için. Kimler hak sahipliği için başvuru yapabiliyorlar? Orta hasarlılar, ağır hasarlılar. İşte devletten ev isteyenler, ne bileyim devletten arsa parası isteyenler, devletten herhangi bir şey isteyenler, ağır hasarlı ve orta hasarlılar hak sahipliği başvurusunu yapmak zorundalar. Bu da binlerce apartmana, binlerce, on binlerce daireye tekabül ediyor hasar tespit çalışmalarının sonuçlarına göre. Evet, başvurular devam ediyor ama bir de vatandaşın şikayetçi olduğu konular var. O da başvuru merkezlerinde sabahtan başlayan ve akşama kadar devam eden sıra bekleme konuları. Vatandaşlar çok uzun süre boyunca sırada beklediklerini ifade ediyorlar ve bunun çözümü için de yetkililere çeşitli öneriler sunuyorlar. Örneğin bu sabah herhangi bir okula giden ve sıraya giren bir kişiye deniliyor ki 160. sıra sizin. Vatandaş bekliyor 160. sıranın gelmesini. Akşam oluyor, 5 oluyor, 5.30 oluyor, 6 oluyor. 160. sıra o vatandaşa gelmiyor. Sabah geliniyor. Tekrar sabah sıfırdan yeniden bir sıralama çıkartılıyor. Vatandaş da diyor ki en azından akşamdan kalanlar sabah erkenden alınsın ve böyle sürekli sirkülasyon olsun diyorlar. Oradaki görevli çalışanlar ne yapıyor? Görevliler de yoğun bir şekilde gayret ediyorlar. 5'te mesailere gitmesi gerekirken bugün birçok okulda mesailer 6'ya 6.30'a kadar uzamış. Çözümü ne? Dün de ifade ettik. Eğer böyle bir sıkıntı varsa zaten vatandaş mağdur, zaten vatandaşın psikolojik sorunları var, zaten sıkıntıların üstesinden nasıl gelineceğini vatandaş bilemiyor. Ben bu paraları, ev paralarını nasıl ödeyeceğim diye düşünürken bir de aç susuz vatandaşı oralarda bekletmeyelim. Belli ki bu sorun var, okul sayısını artıralım dedik. İşte vatandaşın o düşünceleri.
Hak sahipliği başvuruları devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'na hak sahipliği başvurusu yapmaya gelen vatandaşlar dertli. Sabah 9'da geldiklerini iddia eden vatandaşlar mesainin bitmesine 10 dakika kala hala içeri giremediklerini iddia ettiler. İki gündür binanın elektrikler kesildi. Yok bilmem ne oldu. Öğle paydosu oldu. Saat 2'ye kadar burada bekledik. Olmadı. Bugün de sabahtan beri bekliyoruz. Daha içeri girmemişiz. Yani iki tane memur daha yok mu? İki tane öğretmen ve arkadaşımız yok mu? Bu vatandaşa millete yazık günahtır. Bu memleket bizim. Zaten mağdur olmuş. Her şeyimiz sorun. Her şeyimiz sorun. Ne sahibimiz var ne soranımız var. Yeter artık. Yani usandık. Yazık bu millet. Yetkililer bir an önce bu işlemlere çare bulsunlar. Yazıktır bu millete. Sabahın erken saatlerinde depremde hasar gören yapıları için düştüler yollara. Vatandaş haklı ama devletin memuru var. Buraya iki tane daha memur koysalar, iki masa oluşturulsa vatandaş niçin beklesin ya? Köyden gelen var, kentten gelen var, evi olmayan var, gidip gelemeyecek durumda maddi açıdan imkansızlıkları var. Bunları hep göz önünde tutacak. Ama buraya gönderen müdür, buraya görevli gönderen şeyler, yetkililer, kendilerinin duzları kuru da imkanları var, vatandaşı düşünmüyorlar. Ben kimseyi suçlamıyorum fakat buraya gelen memurların yetkilileri, buraya gönderenler, bunlar vatandaş burada ne çektiğinin farkında değil. İki tane masa koysa, üç tane daha memur koysa, devletin memuru mu yok? Kimi sabah 9'dan beri buradayız, hala içeri giremedik dedi. Depremzadeyim, bizim bu evlerimiz burada yıkıldı. Bu hak sahipliği için geldik. Saat 9'da gelmişim. Benim şu andaki sıram da 147. Gösterebilirsiniz. 9'dan beri bekliyorum. 147 sıram. Ve listenin sonu da 182. Bu insanlar burada bütün bugün gününüz az, susuz, perişanız burada. Derdi. 9'dan beri 142. sırayı mı bekliyorsun? Evet, evet. Sabahtan beri 142'yi bekliyorum. Daha da sıra gelmedi bize. İşleyiş mi yavaş işliyor? İki tane memurdan çalışıyorlar. Acımızdan, susuzumuzdan bugün günümüz biz zanki bura hapishanedir. Bizim suçumuz ne, günahımız ne? Kimileri ise zaten mağduruz diyerek bu işe bir an önce çözüm bulunmasını talep etti. Ben ağından geliyorum. Şimdi işim olmasa ben yine ağına gideceğim. Yarın sabah yine geleceğim. Şimdi bu liste orada bekçi arkadaşımız milleti sırayla çağırıyor. Onun bu görev onun üstlenmesi lazım. Sıra bittiğinde liste duracak. 160'da bitti. Sabah 161'den çağırmaya başlayacak. Şimdi benim sıram gelmedi. Bu liste yırtıldı, atıldı. Sabah yeni bir liste hazırlanacak. Yani geldiğinizde yeniden bir numara almak zorundasınız. Yeniden bir numara almak zorunda. Ben anında sabah kalkıp gelmem lazım buraya yani. Benim orada bağım var, bahçem var, işim başımdan aşkı yani. Hiç bize sahip çıkan kimse yok. Herkes burada bekliyor. Oturanlar hepsi burada aç susuz bekliyoruz yani. Buna bir çözüm bulmak lazım yani. Abdullah Paşa Mahallesi. Bugün hak sahipliği önemli bir konu ve insanlar bu konuda depremden sonra yoğun bir şekilde bu hak sahipliğine müracaat ediyor. Yalnız bizim mahallemizde olan sorun, inan ediyorum diğer okullarda da var. Bu sıra konusunda insanların mağduriyetinin giderilmesi lazım. Sabah en azından bir görevlinin pazartesi, salı, bugün çarşamba etmiş, Alacakaya'dan arkadaş gelmiş. Her gün 140. sırası geçiyor. 3 gündür gelip gidiyor ilçeden. Evi burada yıkılmış sonuçta, kalamıyor. Bizler buradayız. Bu şekil olmamıza rağmen yarın üçüncü gün yine sıra gelmiyor. İnşallah bu sıralama şeyine çözüm bulurlar. Görevliler de yardımcı oluruz. Biz de vatandaş olarak en azından bu sosyal mesafe kurallarının bu virüs döneminde devletimizin yardımları sonsuz. Herkes bize yardımcı oldu ama bu olayı da çözmeleri lazım. İnsanlar çünkü artık yoruldu. Deprem virüs yorgunluğunun üstüne bir de bu yorgunluk insanları yoruyor. İnşallah yardımcı olurlar. Yarın her okula İş kurdan mı artık nereden bir görevli okul, kendi okullarının personelinden müdür bey buradan bir tane çağırsa, sabah gelip burada isimleri yazsa, sonuçta görevler aynı görevler. İsimleri sıralamaya göre yazsalar bu iş belli olmaz. Perşembe günü der git sıran geliyor, çarşamba günü geliyor ama her gün sıralamayı değiştiği zaman insanlar kimi 3 gündür bekliyor, kimi de gelip gidiyor işte. Sorun çözülmesi lazım. Hak sahipliği başvurusu için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nun yolunu tutan depremzedeler yaşadıkları sıkıntılarını işte böyle dile getirdi. Mağduruz. Bir taraftan deprem mağduruyuz. Allah'tan gelmiş bir şey diyemiyoruz. Gücümüz yetmiyor. Ama bir taraftan hastalık. Ama burada toplandığımız sürece hastalığı birbirimize yayarız. Burada aramızda bir metre mesafe yok. Şu yok, bu yok.
Maske takacaksın, mesafeyi koruyacaksın. Nasıl koruyacağım? Nasıl koruyacağım ya? Vatandaşa çözüm bulunması lazım. Tek kelime bu. Vatandaş mağdur. Mağduriyetin giderilmesi gerekiyor. Sabah saat 11'de geldim. 11'de geldiniz. Burada saat yazdım, şu an. Yazıldım gittim. Saat 5'e geliyor. 5'e 10 var. Girebilecek misiniz içeri? Bir ümidim var ama yok zannetmiyorum biraz. Esra gelirse gideceğiz. Gelmezse yarın bir daha geleceğim. Bir daha gelip bir daha burada imza atacak. Bir daha imza vereceksin ki bir daha sıraya gireceğim. Yani öyle iyi bir şey değil. Ben bu yaşta 85 yaşında burada. Şimdi niye 85 yaşındalar öncelik tanımasınlar? Tanımadılar. Bekle bekle git eve bir daha gel. Aa, bir daha olacak mı olmayacak mı? Bir daha gideceğim eve. Üzerinde. Bu niye burada beklesin? Yani bir öncelik tanınması lazım. Yani. Siz ne zamandan beri bekliyorsunuz? Biz saat 12'de geldik, ev yakın. Hala beklemedesiniz. Bir geldik gittik, bir daha geldik, bekliyoruz. Girebilecek misiniz peki mesai de bitmek üzere? 6'ya kadar alacağız dediler. Ama alanda da bayağı kişi var. Var ama bekliyoruz. Sonra... Herhalde sıkıntı yarın tekrar geldiğinizde yeniden sıralıyormuşsunuz. O da var. Yani bu beklediğimiz boşa gidecek. Allah Allah yardımcılar olsun. Gideriz inşallah. Gelmesek bir daha geleceğiz. Ne yapalım? Sabah 10'da geldim. Tekrar döndüm ve benim demek istediğim şu. Şimdi korona var. İnsanlar biraz da sabırsız olmuş. Şimdi insanlar da teker teker alınıyor. Bir arada gelse hastalık yayılacak. İnsanlar da bu sefer de buna şikayet ediyorlar. Şimdi bir ikincisi büyük badirelerden geçiyoruz. Evler yıkıldı ama bu devletin de suçu değil. Ama şu var, biraz daha kolaylaştırma olabilirdi. Ama lakin şimdi empati de yapmak lazım. Bu adamlar da burada kaç kişiden uğraşıyor günde. Yani tamam, eleştirmek kolaydır. Çözüm sunmak zordur. Şimdi biz vatandaş olarak bekleyeceğiz. Şimdi şu var, işte biraz dediği gibi yaşlılara biraz öncelik verilseydi. Diğer sakatlara öncelik verilseydi. Bir ikincisi internet üzerinden de bu işler yapılabilir. Burada mesela sıraya konurdu. Derlerdi ki randevu usulü. Mesela saat 9'da gel, 10'da gel, 11'de gel. Bu şekil rahatlık olurdu. Evet efendim, hak sahipliği başvurusunda durum böyleydi. Vatandaşlar şikayetlerini dile getirdi. Evet, dilerseniz şimdi hızlıca mesajlarımıza bakalım, sonra şeyi söyleyeceğiz. Şu ağır hasarlı konutlar, kentsel dönüşüm meselesi, ortada bir hak mağduriyeti olacak mı, doğuyor mu, evleri yıkılanlar ne olacak? Bir problem var ortada çünkü. Yeni çıkan bir problem oldu bu da. Eminim ki birçok hemşehrimiz bundan haberdar değil. Onu da birazdan izah edeceğiz. Furkan Bey, su sorunu var diyoruz ama evimizin sokağında, caddede su patlağı var. Bir haftadan fazladır tonlarca su boşa gidiyor. Aradık, ilgilenen yok. Yazık, günah değil mi? Abdullah Paşa'da 311. sokak, lütfen ilgilensinler. İlgililere duyurmuş olalım efendim. Abdullah Paşa Mahallesi'nde 311. sokakta vatandaşın iddiasına göre bir haftadır su çatlağı var ve sular boşa gidiyor. 311. sokak, Abdullah Paşa Mahallesi. Hayırlı yayınlar. Yarın tüm camiler açılacakmış. İzzetpaşa Camii açılmayacak mı? Neden Müftü Bey'e sormuyorsunuz ki? Çarşı'nın en merkez camisi ve ciddi bir ihtiyaç sonuçta. Gider ayak bir el at Furkan'ım. Efendim, müftülüğü arayabilirsiniz. Müftülükten öğrenebilirsiniz. Bunu bizim Müftü Bey'e sormamıza gerek yok. Ayrıca o etrafta zaten bir sürü cami var. Şimdi İzzetpaşa Camisi'nin hani büyük bir ihtiyaç dediğinizden dolayı ifade ediyorum. İzzetpaşa Camisi'ni zaten biz koronavirüsten önce de biliyorduk. Vakit namazlarında iki saf ya oluyordu ya olmuyordu. Tavsiyem alttaki Saray Camisi'ne ya da üstteki Yeni Cami'ye ya da üst soldaki İhsaniye Camisi'ne gitmeniz. Ki müftülük bu noktada açıklama yapmıyorsa... Konunun muhatabı müftülük. O zaman yani pek de yapacak bir şey yok. Bu arada çok teşekkür ederim tatil cümleleriniz için. Furkan Bey, yarın Fırat Üniversitesi personel alımı olacak. Kura ile tek istediğimiz iş, kimse adam ayarlayıp kimsenin rızkına engel olmasın. Bir de bu büyük marketler kaldırım işgali yapmaya başladılar. Bilginize iyi yayınlar, hayırlı geceler olsun. Kaldırım işgali yapan esnaf görürseniz, yol işgali yapan esnaf görürseniz, ki o esnaflarımız kul hakkına giriyorlar, şu an bana kızıyorlardır eminim.
Ama hiç kimse kaldırımın dükkanı alırken kaldırımı da üstüne tapulamıyor. Ya da hiç kimse dükkanını alırken önündeki araç park noktasını üzerine tapulamıyor efendim. Sadece dükkanını alıyor. Ama Elazığ'da birçok şehirde, Türkiye'nin her yerinde ne görüyoruz? Kaldırımın önüne 3 tane araçlık yere dubaları kendi kafasına göre ne yapıyor? Yerleştiriyor. Zaten Elazığ'da park problemi var. Zaten insanlar araçlarını park edecek yer bulamıyorlar. Bir de esnaflar kafasına göre dükkanların önünü böyle kendileri işte kasalarla, reklam panolarıyla kapatınca iyice araç park problemi oluyor. Lütfen zabıta ekiplerimize seslenelim. Zabıta ekiplerimiz bu noktaları sıklıkla denetlesin. Kaldırımlar, yollar vatandaşlarındır, araçlarındır. Ne olur bunlara dikkat etmiş olalım. Umarım kurada da dediğiniz gibi hukuki olur. Yurt başında ara hasarlı evler ne zaman yıkıma başlayacak? İyi akşamlar demiş izleyicimiz. Furkan Bey hayırlı akşamlar. Arsalar evler istediği TOKİ'den alabilir mi? Ar hasarlı evler istediği TOKİ'den alabilir mi? Yani mesajınızı anlamadım ama evler istediği de TOKİ binası alabilir mi, alabilecek mi? Yani eğer mahallelerden bahsediyorsanız ağır hasarlı ev sahibi, hak sahibi ise Bizmişen, Yemiçlik, Zafran ve Çatalçeşme mahallelerindeki herhangi bir daireyi isteyebiliyorlar. Furkan Bey, evim orta hasarlı, TC ile gidip hak sahipliği belgesi almak için bize ulaşacaklar mı yoksa biz mi takip edeceğiz? Siz takip edeceksiniz efendim, aman kaçırmayın. Furkan Bey iyi geceler, lütfen tatile girmeyin. Özellikle bu sene biliyorum tatil sizin de hakkınız, sıklıkla takip ediyorum sizi. Siz de olmazsanız sorunlarımızı kim dile getirecek? Tez zamanda son baskı programınızın tekrardan başlarsınız inşallah. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sait Şahin isimli izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz. İzleyicimize kucak dolusu selam göndermiş olalım. Ama inanın tek benlik bir problem olsaydı devam ederdik ama bu yayını şu an ekranlarınıza getirebilmek için şu an rahat 10 kişi çalışıyor. Yani 9-10 kişi şu an bu yayın için çaba sarf ediyorlar. Haliyle ekip arkadaşlarımız da depremden bu yana ciddi anlamda yoruldular. Biraz ara vereceğiz ama bir yere gitmiyoruz. Tatil falan derken ben tatile gitmiyorum. Buradayım. En azından Ağustos ayına kadar buradayız. Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı gündeme getirmeye devam edeceğiz haberlerimizde. Olası bir durumda, olumsuz içeren bir durumda da zaten hemen ekranlarınızın karşısında olacağız inşallah. Evet, devam edelim. Furkan abi merhaba, ben Yaren, 2010-20'yi hayatım boyunca unutmayacağım. 2020'yi unutmayacaksın inşallah. İbrahim Aydın, iyi akşamlar Furkan kardeşim. Yok kira, yok dastı, kış gelmeden önce yıkılan binaların bir an önce yapılmasına başlansın. Ev yok olan da çok fahiş fiyatta. Ayrıca konteyner kentte kalanların kalıcı konutlara yerleştirilmesi düşüncesindeyim. Çünkü konteyner kentte ısıtma katalitik ve elektrikli ısıtıcı ile yapılacak. Bu da inşallah olmaz. Zehirlenme, yangın gibi felaket olmasından endişe duyuyorum. Bir de Elazığ'ın kışı malum buraların ısınma problemi yaşanır diye düşünüyorum. Yani bir an önce Abdullahpaşa ve diğer mahallelerde bir an önce inşallah hatlar başlaması gerekiyor. Efendim depremzedelerimiz için binlerce konut zaten şu anda Bizmişen'de, Yemişlik'te, Çatalçeşme'de, Zafran'da yapılıyor. Mahallelerde Sürsürü'de bitmek üzere. Abdullahpaşa Mahallede birinci etap başladı. Mustafapaşa'da ve Rüstempaşa'da da kısmi olarak devam ediyor. İnşallah yani yetkililer yıl sonu yetişeceğiz diyor. İnşallah yetişir. Benim evim hafif hasarlıydı. DAS'a müracaat ettim. DAS kontrole geldi. Bir ay sonra 7215 TL hesabı ayarttı. Mart ayında aldım ben demiş izleyicimiz. Furkan Bey iyi akşamlar, iyi yayınlar. Devlet orta hasarlı vatandaşların evlerini müteahhite vermeleri için kredi imkanı sunacak mı? Sunacak efendim. Birazdan bunlara değineceğim. Birazdan bunu anlatacağım. Çünkü bir karışıklık var orada. Bir mağduriyet yaşanacak belli ki. En azından vatandaşlarımız konunun farkına varsın diye birazdan ona değineceğiz uzun uzun. Furkan kardeşim iyi yayınlar diliyorum. Güzel kardeşim, hak sahipliği başvurusu yaptım. Adı soyadı, evin adresini sordular. Başka bir şey yok. Bence anlamsız bir olay. Amaç vatandaşa yardım mı etmek veya vatandaş eziyet etmek mi, anlamış değilim. Anlayan varsa da lütfen cahilime verin ve beni aydınlatın. 6 ay oldu hala muamma. Kimin ne yaptığı belli değil. Yazık bu vatandaşa. Allah'a emanet olun. Elazığ'ın sesi. Yaşar Can Polat göndermiş. Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Haklısınız. Yani bunu e-devlet üzerinden de yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Muhtarlıklar üzerinden yapılabilir miydi? En azından 38 tane muhtarlığımız var. Yapılabilirdi. İnternet üzerinden bir şekilde e-devlet dışında yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Ama böyle bir yol seçildi. İyi akşamlar Furkan Bey. Kiracı, ıslak imza gerekiyor sanıyorum. Islak imza alıyorlar mı bilmiyorum ama ıslak imza alınacağı ifade edilmişti. O yüzden görüşmeler yüz yüze yapılıyor denilmişti. İyi akşamlar Furkan Bey. Kiracıyım. Oturduğum ev ağır hasarlı olduğu için çıkartıldım. Ben de ev sahibi olmak istiyorum. Nereye başvurabilirim? Bana yardımcı olur musunuz? Teşekkürler. Kiracılar için TOKİ vesaire bir şey yok ama hep ifade ettim. Ne olur bu şehirde en azından şu depremzede kiracılarımızı da ev sahibi yapalım. Bunun için il yöneticimiz TOKİ ile görüşsünler. En azından 1000 konut daha fazladan yapsak, kiracılarımız için sosyal konut yapsak ne kadar güzel olur aslında ama işte Elazığ'da kaç ölü, kaç vaka var lütfen söyle. 60'ın üzerinde efendim. Aslında bizim Mart ayında, Nisan ayına göre daha tehlikeli bir boyuttayız. Ama kimse bunun açıklamasını yapmıyor. İnşallah herkes kendi önlemini alsın. Önleminizi alın. Artık geriye kalan takdiri de Allah'ın. Ama siz mutlaka kendi önleminizi alın efendim. Önlemler önemli çünkü zaten Almanya'dan bile şu anda direkt Frankfurt'tan Elazığ'a uçuşlar başladı. Yani yurt dışından Almanya'dan yarın sabah yani günlerini tam bilmiyorum ama tak diye Almanya'dan onlarca vatandaş Elazığ'a geliyor. Geldiler, gelmeye de devam ediyorlar. O yüzden ne olur ne olmaz siz kendi önleminizi alın. Evet devam edelim. Furkan Bey noterde sosyal mesafe yok. Herkes iç içe. Maske takan var takmayan var. Herkes uyarıyor ama çok havasız. Acayip kalabalık. Bütün noterler aynı. Buna çözüm bulunmalı. Güvenlik ya da polis eşliğinde sırayla alınmalı. Aslında vatandaş da sırayla girebilir. Yani her şeyi güvenliğe polisi de atmamak lazım. Herkesin başına bir polis de koyamaz devlet. Vatandaş kalabalıksa sırayla kendi sırasını oluşturmalı. Ama biz biraz böyle kuralları hiçe sayan bir toplumuz. Ülke olarak öyleyiz. Çimlere basmayın denilir ama çimlere basmaktan zevk duyarız. Kurallar çiğnenmek içindir denilir. Ama işte herkes bir kural oluşturursa, o kural uysa sorun çözülmüş olur. Furkan Bey, Elazığ'ın sahibi yok. Orta hasarlarla ilgili sorunumuz çözülmedi. Kentsel dönüşüm ve kredi zaten vardı. Komisyon oluşturmak zor mu? Siyasilerimizin buldukları çözüm şu. Orta hasarlı evimi size satacağım ama sizin haberiniz olmayacak. Çünkü tapuda görünmeyecek demiş izleyicimiz. 4 ay oldu bir Allah'ın kulu da çıkıp demiyor ki yapılacak evlerin net fiyatı budur. Toplanan yardım paraları da evlere eşit şekilde dağıtılsın. Şevket Yılmaz göndermiş. Furkan Bey, Elazığ merkez nüfusu tabelası neden halen daha yenilenmiyor? Bayağı eski nüfus yazıyor. Sayın Valiye bir çağrıda bulunabilir misiniz? Bu tabela konusunu araştırdık efendim. Orada şöyle bir durum var. Merkez ilçe nüfusu bizim giriş şehrimizin girişinde yazıyor. Beldelerin nüfusu ayrıca belirtiliyor. İlçelerin nüfusu ayrıca belirtiliyor. Yani o kargaşa şeyden kaynaklanıyormuş. Onu soruşturduk biz de. Belde nüfusları ayrı, Akçakiraz, Yurtbaşı, Yazıkonak beldelerinin ayrı, ilçelerin haliyle zaten ayrı. Elazığ'da sanki bir şey varmış gibi. Merkez ilçe ve beldeler aslında biraz karışıklığa neden oluyor. İyi yayınlar, Merkez Köy'den yazıyorum. Doğan Kış Köyü evleri yıkılan fakir insanlar var. Deprem olalı 4 ay oldu. Hala çivi çakılmadı. Köylünün hali ne olacak demiş. Soruyoruz, köylü ne yapacak? Kış geliyor. Kiralık evleri artık memurlara veriyorlar, esnafa ev vermiyorlar. O da yetişmemiş gibi çift maaşlı olup olmadığını soruyorlar ve bunu yapan da Elazığlılar. Bir de diyorlar Elazığlılar merttir. İstisnalar hariç Furkan Bey lütfen herkes CİMER'e ev kiraları konusunda şikayette bulunsun. Belki çözüm olur lütfen demiş izleyimiz. Bulunabilirsiniz CİMER'e, BİMER'e bunlar sizin hakkınızdır ama çözüm olacağını açıkçası düşünmüyorum maalesef. Furkan Bey iyi yayınlar. Depremde dağıtılan çadırlar toplanmadı. AFAD bunları ne zaman toplayacak? Milletin ileride verilmezse, yakalansa cezası var mı? Efendim bu AFAD hangi çadırları toplamadı? Köylerdeki çadırları mı acaba? Yani burada vatandaş da teslim ederse iyi olur. Furkan Bey hayırlı geceler.
sezon arasına gideceğinizi duyduk. Çok üzüldük. Gerçekten az önceki izleyicinin de dediği gibi bir sorunumuzu siz dile getiriyordunuz. Siz de olmazsanız bu süreçte ne yapacağız? Biraz da uzatabilir misiniz demiş izleyicimiz. Efendim, bakın ulaşmak için Instagram adresimizi yazdık. Elimizden geldiği kadarıyla bakın bana direkt Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz. Elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olacağız ama tüm ekibin biraz daha böyle dinlenmeye ihtiyacı var. Ama ben tatile falan gitmiyorum, buradayım. Elimizden geldiği kadarıyla tüm ekibimizle birlikte sorunların, sıkıntıların çözümü için çaba sarf etmeye devam edeceğiz. Furkan Bey, Veraset'te hak sahipleri Merkez Anadolu Lisesi'ne başvuru yapacak. İçin nereye başvuracağız? Efendim mahalleniz neredeyse oraya başvuru yapıyorsunuz. Hangi mahalle? Onları yayınlamıştık Eres Son Haber'de. İyi geceler. Köydeki ağır hasarlı binalar için kentsel dönüşümde olduğu gibi kredilendirme olabilir mi? Ağır hasarların hepsi kastedilmişti aslında ama orada zaten kredi verecek. Yani şey yapacaksınız. Ağır hasarlı evinizin yerine köylerde yapacak. Siz de devlete borçlanacaksınız ve o krediyi çekip devlete parayı her ay ödemiş olacaksınız. Furkan abi, gözlerin nurusun, severek izliyoruz, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim, izleyicimize selamlarımızı göndermiş olalım. Merhabalar, Furkan Bey, Rüstempaşa Mahallesi yeşil alan olacak diyorlar. Kentsel dönüşüme giren evler yerinde yapılmayacak mı? Yerinde yapılacak efendim. Bu süreçte çok da yeşil alan öyle ön planda görünmüyor şehrimizde. Hak sahipliği ıslak imza alıyorlar Furkan Bey. Ondan böyle bir yol seçmişler galiba. Ziraat Bankası'nın hesap açma dosyasını imzalatıp borçlandırma yaptırıyorlar. Ha işte bakın. Yani evet, tahmin etmiştim ıslak imza. Ama okul sayısını artırabilirdik. Muhtarlarımız da şimdi bana kızarlar ama. Muhtarlara zaten yoğun bir süreci geçiriyorlar. Belki muhtarlıklarda da ekstradan bir şeyler yapabilirdik. Yeni konteyner alanları oluşturabilirdik. Konteynerlerde vatandaşlar hemen gir çık yapabilirlerdi. Bir şekilde çözülürdü efendim. Çözülemeyecek sorun yok. Ama şu anda görülüyor ki özellikle bazı noktalarda çok ciddi yoğunluklar oluşuyor. Özellikle köyden gelenler çok sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Furkan Bey, iyi akşamlar. Rüstempaşa'da evimiz ağır hasarlı yıkıldı ama kentsel dönüşüm mü yoksa TOKİ mi yapacak bilmiyoruz. Yardımcı olur musunuz Halil Özer? Rüstempaşa'da yıkılan eviniz kentsel dönüşüm alanı, yani o şey zaten önceden açıklanmıştır. Rüstempaşa'da az bir bölge var ama o kentsel dönüşüm alanı içerisine giriyorsa, toplu bir alan olacak o dediğim bölge. O kentsel dönüşüm alanı içerisine giriyorsa kentsel dönüşüm kapsamında o bölgede yapılandırmayı TOKİ yapacak. Ama kentsel dönüşüme girmiyorsa ve bireysel herhangi bir sokağın içerisinde tek sizin eviniz yıkıldıysa, siz isterseniz kentsel dönüşüme sokabileceksiniz. İsterseniz TOKİ'den işte Bizmişen'de, Yemişlik'te, Zafran'da ya da Çatalçeşme'de ev isteyebileceksiniz. Furkan Bey, bizim de hafif hasarlı boya parası alamadık, bize yardımcı olsanız. Efendim, boya parası AFAD tarafından verilmiyor. AFAD vereceğini açıklamıştı. Halka ve bizlere dağıtılan broşürlerde deprem zamanı hafif hasarlı vatandaşlara da para yardımı yapılacağı ifade edilmişti. Ama sonradan öğrendik ki öyle bir yardım yok. Yani az hasarlı vatandaşlar AFAD'dan yardım parası bekliyorlarsa beklemesinler. Furkan Bey, iyi geceler lütfen. Bunu okumuştuk. Sait Şahin isimli izleyicimiz, selamlarımızı gönderelim bir kez daha. Furkan Bey, her zaman favorim sensin. Yazı konaklı evimiz ağır hasar, bağ bahçemiz var. TOKİ'yi istemiyoruz. Yerinde yapılır mı? Ağır hasarlı evler ne zaman yıkılacak? Yerinde yapmak için kentsel dönüşümü kullanarak yaptırabilirsiniz. Furkan Bey, TCM'in sonu 6 ne zaman gidilecek? Elazığsonhaber.com'da bu var efendim. Furkan abi, hayırlı geceler. Evimiz ağır hasarlı, hem ağır hasarlı binadan hem de TOKİ'den yararlanabilir miyiz? Hayırlı geceler abi. Yararlanabilirsiniz. Anlatacağım birazdan bu konuyu. Furkan Bey, iyi akşamlar. Kendi marketimizde sokakta kaldık. 1+1 ev bile 1000 lira. Yazıklar olsun Elazığ'a. Bu mudur halkına sahip çıkmak? Haklısınız efendim. Yani bırakın 1000 liralık kiralık evi, 2000 liraya bile artık kiralık ev yok. İnsanlar o kadar mağdur ki sağdan soldan borç istiyorlar. İşte il dışındaki yakınlarından ev kiralarını ödeyebilmek için. Ne kadar acı bir durum aslında. Şu binlerce evimiz var Elazığ'da, binlerce biten satılık evimiz var. Çok değil, bir yıllığına o ev sahipleri evlerini satmak yerine kiraya verselerdi bu kadar millet sorun yaşamayacaktı. Kiralık ev fiyatları hem düşecekti hem de insanlar rahatlıkla başlarını sokacak bir ev bulacaklardı. Ama işte
Furkan Bey, çoğu mahalleler kentsel dönüşüme girecek, doğru mu? Bunu anlatacağım birazdan. Kentsel dönüşüm olayını bir kez daha anlatacağım. Ağır hasarlı evimi TOKİ'ye nasıl veya nereye müracaat edeyim? Hak sahibi için müracaat etmeniz gerekiyor efendim öncelikle. Zaten hak sahibi için okullara gittiğiniz zaman sizlere aydınlatacaklardır. Furkan Bey, mesajımı okuyabilir misiniz? Metin Bulut TV'ye çıkıp ağır hasarlı olan yıkılan binalarda kentsel dönüşüm alındı diye 18 ay kira yardımı ya da 125 bin faiz kredi verilecek. Adalet bunun neresinde? Hadi bunu geçtim. Bugün Çevre Şehirci'ye gittim. Kira yardımı yok. AFAD size 11 bin zaten vermiş. E hani biz onu da görmedik. Kısacası çok mağdur olan var. Bunu Çevre Şehircilik Bakanı, vekile, belediye başkanıyla görüşüp dedim ama nafile. Benden sonra yazılan mesajlar okundu. Benimki arada gitti sanırım. Siz 25'te mesaj atmışsınız. 29 geçe tekrar mesaj attığınızdan dolayı mesajınız üste düşmüş. 32 geçe benim mesajım neden okunmadı diye 3. bir mesaj atınca mesajınız bir kez daha en üste çıkmış. Haliyle ben en alttan okumaya başlıyorum efendim mesajlarımızı. Artık daha 4 yıldır bu öğrenilmiş olsa gerek. İyi akşamlar, ben il dışındayım. Belirtilen süre içerisinde gelmek kaydıyla sonradan gelip müracaat etsem olur mu? TC son rakamı dışında. Yani her an her şey değişiyor efendim. Vekalet yoluyla yapabiliyorsunuz. Noter tarafından vekaletname gönderebilirsiniz. Yani bana kalırsa kendi TC kimlik numaranızın gününde yapmanızda fayda vardır. Çünkü o kadar çok hızlı şey değişiyor ki birazdan söyleyeceğim neyi kastettiğimi. Merhaba kardeşim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim kardeşim. Bu Fırat Üniversitesi personel evimi kuralları televizyon basından mı izlenecek? Efendim Fırat Üniversitesi'nin internet sitesinden biz yayınlamayacağız. Fırat Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. 273 personel alımı için yarın saat 14'te, yani bugün yeni gün, saat 14'te çekiliş başlayacak. Fırat Üniversitesi'nin internet sitesi üzerinden seyredebilirsiniz. Furkan Bey, başka kanallarda ağır hasarlı evler kentsel dönüşüme dahil değil deniliyor. Doğruluk payı nedir? Sizin haberiniz bizler için önemli, iyi yayınlar. Birazdan bunu anlatacağım. Çünkü ortada bir mağduriyet yaşanacak. Yani buna eminim. O mağduriyetten vatandaşın da haliyle haklı olarak haberdar olması gerekiyor. Hak sahibi babam. Babamın yerine evladı hak sahibi olup borçlanabilir mi? Onun için ne yapmamız lazım Furkan Bey? Bizi bilgilendirir misiniz? Teşekkür ederim. Selam ve dua ile seviliyorsunuz demiş izleyicimiz. Efendim babanızın gitmesi gerekiyor. Yani burada babanızın başvuru yapması gerekiyor. Ama sonradan borçlandırma da sanıyorum olmuyor. Ama bunu yine AFAD'dan öğrenmenizde fayda var. Furkan Bey, Bursa'dan selamlar, çok seviyoruz demiş izleyicimiz. Çok teşekkür ederiz, Bursa'ya selamlar. Merhabalar Furkan Bey, evim Büstanpaşa Mahallesi'nde tek ada içerisinde toplamda 3 bina var ve biri ağır hasarlı, diğerleri orta hasarlı. Evler bitişik, evimi istesem kentsel dönüşüme verebilecek miyim? Ve eğer böyle bir şansım varsa nereye başvuru yapmalıyız? Sağ olun, teşekkürler. Evinizi kentsel dönüşüme verebiliyorsunuz, birazdan anlatacağım. Efendim an itibariyle artık mesajlarımızı noktalasak mı? Çünkü süremizin sonuna geliyoruz. Yavaş yavaş sona geliyoruz. Vermemiz gereken cevaplar var. An itibariyle yeni mesaj atmazsanız en azından bu cevapları okuyalım, soruları cevap verelim, sonra yayınımızı noktalamış olalım. Furkan Bey, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ilk öğretim hak sahipliği ile ilgili çok yoğun ama ana sınıf için kayıtlar ne zaman alınacak, bilginiz var mı? Geçen hafta gittim ama şimdi onun sırası değil deyip geri gönderdiler. İyi de bu da önemli. Bizim için, bunun için mi sürekli gidip gelelim? Lütfen bilginiz varsa ilgilenir misiniz? Bilgim yok. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne seslenmiş olalım. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, çok değerli müdürümüz Feyzi Gürtürk Bey, anaokullardaki hangi okulda kayda ne zaman alınacağı ile ilgili bir basın açıklaması yapabilirseniz kamuoyunun da bilgisi olur en azından bu süreçte. Furkan Bey, 4 sene önce 120 bin liraya Sivrice'de ev aldık. Şimdi 80 bin liraya niye hiç değer kazanmıyor demiş izleyicimiz. Eğer 80 bin liraya Sivrice'de ev varsa o evi ben alırım. 80 bin liraya satıyorsanız Sivrice'deki evinizi, onu ben alırım. Ama eğer bahsetmiş olduğunuz ev depremde hasar gören evi hasar olarak TOKİ size 80 bin lira bu evin değeri diyorsa orada bir sıkıntı var mıdır? Vardır.
Furkan Bey, iyi akşamlar. Kardeşim, TOKİ'nin Zafran'da yaptığı yapılan TOKİ'ler neresinde? Efendim, Zafran'ın arka tarafında, inanın bunu da ben çok merak ettiğim konulardan birisi. Bir türlü gidip yerinde görmek nasip olmadı. Yerini ben de çok merak ediyorum ama benim için de bir eksiklik. En yakın zamanda gideceğim, yerini de sizlere belki daha net bir şekilde ilerleyen günlerde aktarmış oluruz. Furkan Bey, soruma cevap alamadım. Deprem zamanı dağıtılan çadırlar bodrumlara doldurmuşlar. Bunlar teslim edilmezse cezası yok mu? Bunu AFAD hibem etti. Kimse teslim etmedi. İşte dedim ya, teslim edilmesi gerekiyor. Teslim etmekte fayda vardır dedim. Çünkü sizin ihtiyacınız yok. Yarın bir başka kişinin ihtiyacı olacaktır illaki. Furkan abi, iyi geceler. Bir sorum olacak. İşkur nereden açıklanacak? Nasıl öğrenebilirim? Evlerimiz 110 metreden 80 metre düşüyor. Yola gidiyor. Hepsi ne yapmalıyız Furkan abi demiş izleyicimiz. İyi geceler Furkan Bey. Elazığ kan ağlıyor. Milletvekilleri, il başkanları neden bu kadar sessiz? Vatandaş bu kadar sonu varken çözümü bulacak kimse yok. Vekilleri iyi çalışıyor. Tebrik ederim. Milletin evi yapılmış yapılmamış umurlarında bile değil. 4 ay oldu. Kış geliyor. Bakan bitecek dedi. Yıl sonuna kadar, inandırıcı değil. Şevket Yılmaz göndermiş. Furkan Bey, millet muhatap bulamıyor. Çevre Şehircilik'ten bir yetkiliyi konuk alın. Efendim, daha 10 gün önce ben Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Pirinç'i konuk aldım. Benim yayınımdan sonra yaklaşık bir hafta önce, hafta sonu hatta, cumartesi günü mü pazar günü de olabilirdi. AFAD İl Müdürü Osman Pıhtılı Zeki Bey'in programına, genel yayın yönetmemizin programına katıldı. Ama işte çok da çıkmıyorlar efendim. Ya ben de isterim ki böyle iki tane il müdürümüz, Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz bir köşede olsa, AFAD İl Müdürümüz bir köşede olsa, ondan sonra program sunucusu bir köşede olsa, program sunucusu soruları sorsa, AFAD'ın alanına giren sorulara AFAD İl Müdürü cevap verse, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün alanına giren sorulara Çevre ve Şehircilik İl Müdürü cevap verse, STK'lar gelseler, otursalar, her biri onlara soru sorsa, muhtarlar toplansalar, gelseler, her biri o iki müdüre soru sorsa, hem kafalardaki soru işareti gidecek ama İnşallah bir şekilde biz bu açıklığı kapatmaya çalışıyoruz efendim. Abi niye cevap vermedin demiş. Evlerimiz 110 metreden 80 metre düşüyor, yola gidiyor. Hepsi ne yapmalıyız abi? Yani yapacak bir şey yok. Bu noktada söyleyecek bir şey yok efendim. Evet, şimdi şu mağduriyet konusu. Bunu lütfen ağır hasarlı evi olan herkese söyleyin. Duyduk duymadık demeyelim bu konuda. Çünkü bir mağduriyet yaşanacağı belli. Dün gündem programında da ifade edildi bu konu. Aslında çok yanlış bir durum bence. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geçtiğimiz günlerde Elazığ'a geldi ve Elazığ'da orta hasarlı binaların kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden müteahhitlerle anlaşılıp vatandaşlarımız istedikleri takdirde kendileri hak sahibi olarak kendi evlerini kendileri müteahhitlere yaptırabilecekler. Ki burada gerçekten birçok avantaj var. İşte inşaatta, yani ev depremden önce 300 bin liraya denk geliyorsa, kentsel dönüşüme sokuklu 300 bin liraya denk geliyorsa, şu anda 250 bin liraya denk gelecek. Nasıl olacak? İşte belediye birçok parayı istemiyor inşaat yaparken. Bu paralar yüksek miktarda paralar. Vergidir, harçtır, bilmem nedir vesaire. Güzel. Zaten kentsel dönüşümün kendi imkanları var, kendi içerisinde. Ayrıca belediye vergi almıyor. Güzel bir açıklamaydı esasında. Borçlanacak mı vatandaş? Yine borçlanacak ama en azından güzel bir açıklamaydı. Güzel bir bu süreçte birçok vatandaşa su serpti bu haber. Ardından orta hasarlar, tamam, bu cepte. Orta hasarlar ev sahipleri, kentsel dönüşüm yoluyla ev sahibi olabilecekler. Ardından milletvekili Metin Bulut canlı yayınımıza katıldı ve o da ikinci bir müjdeyi verdi son baskı programında. Dedi ki sadece orta hasarlar değil, ağır hasarlı vatandaşlarımız da kentsel dönüşüm imkanından faydalanabilecek. Bu da çok güzel bir şey. Vatandaş Bizmişen'e gitmek istemiyor. Kendi yıkıp müteahhitle de anlaşıyor, apartmandakilerle de anlaşıyor. Kendi yıkıp yerinde kendisi müteahhite ev yaptıracak. Çok güzel bir şey. Buraya kadar tamam. Ama sonra bir öğrendik ki şu ana kadar evi yıkılan ağır hasarlı vatandaşlarımız bu imkandan faydalanamıyorlar. Yani deprem gününden bugüne kadar binlerce ev yıkıldı. Mahalle aralarında, sokaklarda, Nalbey'de, İzzetpaşa'da, Rüstempaşa'da, Rızaiye'de, Mustafa Paşa'da, Salıbaba'da, Sanayi Mahallesi'nde, Çatalçeşme'de birçok ev yıkıldı. Yıkılan bu evlerin
kentsel dönüşümden faydalanamayacağını öğrendik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı diyor ki bizim bunlara diyor kendimiz tespit etmemiz, ona göre rapor vermemiz gerekiyordu kentsel dönüşümden faydalanması için. Ama ev yıkılmış, göremiyoruz evi diyor. Faydalanabilir mi, faydalanamaz mı diyor. O yüzden şu ana kadar yıkılan evler kentsel dönüşüm imkanından, yani bakanın son açıkladığı kentsel dönüşüm imkanından faydalanamıyor. Bir haksızlık var mı ortada? O vatandaşın bileceği iş, yani sizlerin bileceği iş. Bu noktada ama adamın evi mesela acil yıkım kararı alınmış, ev tehlike arz ediyor. Evi hemen yıktırmış devlet. AFAD, Çevre Şehircilik, Valilik, acil yıkım kararı alınmış. Ne oldu? Şimdi o vatandaşa deniliyor ki sen evini yıkmışsın, kentsel dönüşüm imkanından faydalanamazsın. O yüzden mağdur olmamak için şu süreçte, tam eğer kentsel dönüşümden faydalanmak istiyorsanız, yani yıkılan eviniz istasyon caddesindeyse, aynı yerinde istiyorsanız kentsel dönüşüm kapsamında evinizi yıktırtmayın. İzzetpaşa Mahallesi'ndeyse yıktırtmayın. Eviniz neredeyse ağır hasarlıysa, bugüne kadar ne diyorduk? Ağır hasarlar yıkılsın, yıkılsın, yıkılsın diyorduk. Sonra bir durduk ki yıkılanlar kentsel dönüşümden faydalanamıyor. Onun için yakınlarınıza ağır hasarlı olan kişiler varsa ne olur onlara söyleyin. Bir mağduriyet yaşanacak çünkü. Bu tam kentsel dönüşüm programı belli oluncaya kadar, insanlar müracaatlarını yapıp kesin raporlarını, tutanaklarını alıncaya kadar ağır hasarlı evlerini yıktırtmasınlar, yıkmasınlar. Aksi takdirde bakanın son açıkladığı kentsel dönüşüm imkanından faydalanamıyorsunuz efendim. Duyurmuş olalım. Ayrıca izleyicimiz sormuştu. İşte ben hem kentsel dönüşümden faydalanmak istiyorum hem de TOKİ'nin yaptığı evden almak istiyorum diyorsanız bunları da yapabiliyorsunuz efendim. Ne olacak? İki ayrı kredi vermiş olacaksınız sadece. Efendim son baskıda bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü birlikte noktaladık. Yeni güne birlikte başladık. Yeni gün çarşamba gecesinde de saatler 23'ü gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak ümidiyle şimdilik tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu, huzurlu geceler diliyorum.